Yo 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 hepiniz selamlar ben Geçen ve bugün sizlerle bir video ile sizlerleyim ama nasıl bir video ile bilmiyorum 8 ay önce bir tane video çekmiştim hatta esprili baş, başlık koymuştuk katlı katlı paraları Egor abla diye hatta ve hatta bu sevdaya karambitler mi dayanır demişti benim saygılı sevgili eski editörüm Furkan kendisi de şu an Asubay oldu onun da selamlarım olsun Şimdi bu 8 ay önceki bir videoda neden bahsetmiştik? Faceit admini olan Faceit ile birlikte çalışan bir tane ablamımızın gelen Kato 14 hediyelerinden ve başka simplerinden yani e, sosyal anlamda çok aktif olmayan ama sosyal medyalarda kadınlara hediye göndermekten hoşlanan ve onların hayranları olan arkadaşlardan aldıkları hediyelerden bahsetmiştim. Normalde kolay kolay aynı videoyu Tekrardan çekeceğimi düşünmüyordum Çünkü ben bu arkadaşımız Ara sıra benim timeline'ıma twitter'daki e, Zaman tünelime gelirdi Ve normal işte ay kuzum bana Versace almış ay kuzum bana Chanel almış Çok teşekkürler falan filan diye triplerle yazardı Ben derdim vay anasını satayım Eee cebinde para Olacağına neyse <laughs> <laughs> falan diye böyle düşünürdüm kendimce. Hani zenginin malı zürtün çenesini yorarmış ya tam tamın öyle bir video. Tam tamına böyle bir videodayız yani. Tam tamına harbiden böyle bir video. Şu, bu arada şu videoda sakalım falan kesmişim. Bir ara keseyim de baksanıza gözünüzü seveyim ya. Yani. Neyse neyse. Şimdi konumuza girelim. Bu videoda bahsetmiştim ve eleştirmiştim durumu. Bana çok saçma geliyor ve ciddi alana mantıklı değil demiştim. Ama genellikle böyle hediyeleri gönderen kişiler böyle Amerika'dan harbar bir simp dediğimiz böyle işte Pokemon olsun Valkyrie olsun böyle kişilere zaten sub gift atanlar donate atan tiplerdi. Fakat bugünün gelen haberi çok harbi bir boyutta ve buna bir video çekmesem net söyleyeyim içimde kalırdı yani. Şimdi ablamızın adı Ultraviolet. Ve bir tane Clan Mystic 2014 Holo almış Katowice 2014'ten. Ki bu her bari bir 3 aşağı 5 yukarı 10 bin dolara yakın bir değerde, 10 bin dolardan birazcık daha ucuzdur diye hayal ediyorum. Fakat benim ilgimi çeken en büyük şey gönderen kişi. Fakat bu gönderen kişiye gelmeden önce birazcık daha fikirlerimizi söyleyelim. Şimdi altta büyük bir oranda CS ile alakalı insanların yaptığı yorumlar var. Onlara da geleceğim. Fakat bunlarla yetinmiyor. MP9 Wild Lily. Tabii ki de, kesinlikle ve kesinlikle. Hiç affetmiyor. Ondan sonra burada rock solulu özel olarak göndermiş. Zaten bu eski videoyu izleyen arkadaşlar, bu Ermeni King Cleaver kardeşimi hatırlar diye düşünüyorum. Bu abim harbi, harbi yürüyen bir simp. Envanterindeki o günden bugüne kal kalan itemlerin hepsi aynı. Arada ne almışsa harbi, harbi sevgilisini almış. Çünkü o dönemdeki hatırlayabilirsiniz. Bu eldiven de aynı. Birazdan göreceğiniz e, karambit topları da aynı. Ve buna benzer bir sürü item aynı. Ve bu abim harbi harbi. E, karambit demişim özür dilerim. Huntsman, topları safir de aynı. Diğer itemleri de aynı. Ve bu abim harbi harbici harbici büyük bir sim. İşte benim kraliçem ultraviolet. Yok loving romance diye böyle rozetler falan filan koymuş. İyi de yitirdiğim falan grupları var. Böyle bir seviyedeyiz yani şu anda. Ve hani... Bundan artık alışmıştım. Demiştim ki bu abi harbi var bir cüzdan yedirmekten hoşlanıyor. Bu konuda hiç eleştirim yok. Hani eyvallah bu abim seviyor. Laf yapmayalım. Allah bereket versin. İşte vaatlililer, Chanel çantalar, bitmedi Versace setler, hiç hiç King Cleaver abim affetmiyor adeta. Yani hani bir de şimdi cinsiyet ayrımcılığı ya da böyle ırkçılık olmasın ama hediyeyi de gönderdiğimiz kişi tam nereli anlayamadım çünkü 3 tane lokasyon koymuş ama Ermenistan var, Lübnan var, İra Irak, Suriye var daha da beter. <laughs> yani hani bula bula bunu mu buldun derler insan. ama eleştirmek bana düşmez. Ben kendi fikirlerimi belirtirim. Şimdi indik aşağıya görmüş olduğunuz üzere her var bir Facebook admini bu abla. Yani kendi bir mesleği olan ve kendi kendini döndüren bir ablam. Hala da burada bitmedik. E, bu Arap kökenli ablamız bir de Barbie setleri alıyor. Bir de üst ne üstlük Yok lan bu Skins Monkey sponsorunu ben alıyorum şimdi. Videonun da bir sponsoru var Skins Monkey. Her şeyde ultra böyle abla alacak diye de bir şey yok. Ara sıra biz de para kazanalım değil mi yani? Skins Monkey bilmiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takaslarından bir tanesi arkadaşlar. Lego kodunu kullanarak ilk takasınızda 5 dolara varan bir bonus elde ediyorsunuz. Bununla da kalmıyor. Gene Lego Can kodunu kullanarak %30-35'e varan bir bonusa sahip oluyorsun. Ayrıca bunları yaparken simp olmanıza falan hiç gerek yok. Ben böyle hediye tarzında şeyleri zaten sevmem. Gelirsiniz Legocan kodunu kullanırsınız. Hediyeler kısmından günlük haftalık aylık olarak da çekişleri alırsınız. Kadın olun erkek olun hiç fark etmiyor. Skinsbank'i cinsiyet ayrımcılığı yapmıyor hediye verirken arkadaşlar. Şansın varsa kazanırsın mantığında. Rahat bir şekilde takılabilirsiniz. Peki videoda sponsorlukları için teşekkür edelim. Peki bu ablama bu katoyu kim hediye etmiş? Suudi Arabistan E-Spor Federasyonu'nda çalışan bir adam hediye etmiş. Neden buna bu kadar takıldım? Arkadaşlar bu adamlar Suudi Arabistan e-spor federasyonu Cristiano Ronaldo'yu getirirler. E-spor etkinliğine. Ronaldo geldi e-spor etkinliğine ve 8-9 milyon dolar para aldı etkinlikten. Ve hiç de bir şey yapmadı yani. Bu adamlar Suudi Arabistan'a kocaman bir e-spor köyü inşa ettiler. Gidecektim gidemedim o da benim e-spordaki ufak bir başarısızlığım oldu. İkinci bitirseydik gidiyorduk üçüncü bitirdik ligi gidemedik yapacak bir şey yok. Ama yani Suudi Arabistan'da inanıyorum ki özel connection'ları olan özel bir adamdan nasıl bir hediye alabiliyorsun? Nasıl bir bağlantıdır bu ya? Nasıl bir bağlantıdır? Baktım profil inceledim. Dürüst olacağım. Linklediğini bulamadım. Çünkü bu adamın kim olduğunu çok merak ediyorum. Çünkü bil, bilmiyorsanız söyleyeyim ben e, Kuzey Afrika FAS'ta çalışıyorum şu anda. Son iki yıldır orada çalışıyorum e-spor kariyerimle. E, Mena bölgesinde yani bu Suudi Arabistan'ı aldığı bölgenin en büyük takımlarından birisiyle çalışıyorum. Yani benim burada bu adamla ortak takipçim olmak zorunda. Ben de bu yüzden çok merak ettim. Ya bakıyorum bu adam tam tamına var mı yok mu düşünüyorum. Acaba dedim buradaki her şey bir komplo teorisi mi acaba dedim bu ablam. Kendisi kendine alıyor da başkası hediye ediyor diye mi gösteriyor böylece başkalarının hediye almak için mi falan diye düşünürken çok güzel bir tweet karşıma geldi. Şimdi Nico Avocado diye bir adam var. Şişmanım deyip arka planda videoları şişman çekip zayıflayan bir tane arkadaş var. Biliyorsunuz durduramasını CS'lik bir şeyimiz yok. Ama Void diye tamamen rastgele bir e, skin alım satım yapan kişi şöyle bir tweet yapmış. Çılgın bir komplo teorisi ama bence o gerçekten bunların hepsini satın alıyor ve bunların çiftlik işlerini simplerden yani e, simplerden gelen hediyeler olduğunu iddia ediyor. Ve hatta ve hatta e, başka hesaplar açıyor. Ve bunların da kendi simpi olduğunu ikna ediyor diye bir durum var. Şimdi bu yorumu görene kadar bu düşüncem yoktu. Bu yorumu bir okudum. Tak diye bir realite bir dokundu. Hatta aşağıya indiğimiz zaman şöyle de bir özel bir açıklama yapmıştı doğal olarak. Bu aslında gerçek bir kanıta dayanmıyor sadece tahmin çünkü biyografisine göre oldukça eğitimli görünüyor ve muhtemelen maddi olarak hiçbir yardım almadan bunların çoğunu karşılayabilir. Ki doğru da katılırım. Hatta ve hatta <gülüyor> tamamen <gülüyor> burada komik bir yorum olduğu için bunu da çeviriyor olarak göstereceğim. Ee, senin teorini daha da bir üste taşıyacağım o geliştirme ekibinin bir parçası ve kendi kendi havada eşyalar <laughs> <laughs> yaratıyor. Hiçbir <laughs> e, hiçbir şekilde simp yok diye de komik bir yorum görmüş. Şimdi benim düşündüğüm nokta buydu. Ben bu Abdülaziz abiyi tanımıyorum. E, Suudi Arabistan Espor Federation olduğunu söylüyor. Bunu tanıyan bir Allah'ın bile kulu yok. Çünkü benim burada çalışan arkadaşlarım var. Ben bunu sordum. Ben bunu bu tarz konularda çok merak ederim yani. Hangi Allah'ın kulu veriyor diye. Ben bunu araştırdım sordum. Yok. E, tanıyan bir kişi bile yok. Neci olduğunu da bilmiyor. Ve ortak bir tane bile takipçim yok. Suudi Arabistan'a e-spor harbi harbi federasyonunda olan bir tane admin arkadaşıma sordum. Dedim ki Hacı who is this dedim ya. Dedi I don't know. Dedim nasıl bilmezsin. Dedi çalışmıyorsa bilemem dedi Allah'ın herkes açıklamasını istediği şey yazabilirim. Sonra çok mantıklı gelmeye başladı. Ve bunun üstüne birazcık daha düşünmeye düşündüm. Ve dedim ki biz videolarda çekiyoruz bu abla nasıl bir şeye sahipse böyle paralar oluyor. Ee, bolca karambit mi dayanır dedik buna. Sonra harbari bir dank etti. Belki de 8 ay önce benim gibi bir sürü youtuber bundan bahsetti. Anomali, TDM, Heyzus bunlar sadece örnekleri. Ve bu abla hakkında harbari harbi youtube'da en az 15-20-30 tane video yapıldı. Acaba dedim ki acaba kendisini viral olmak için mi kullanıyor? Çünkü mantıklı değil ciddi anlamda mantıklı değil. Ve bu fikirden sonra e, e, tamamen bu voidin geldiği fikirden sonra bana da çok mantıklı geldi. Özellikle de bu arkadaşı normal Suudi Arabistan Federasyonu'nda çalışan bir arkadaşıma sordurup olumlu cevap alamayınca daha da mantıklı geldi. Tabii ki de harbiden çalışıyor olabilir. Abdülaziz bin Abu Yusuf El Şamari diye birisi olabilir. Orasını bilemeyeceğim de olabilir. Belki çok farklı bir lokasyondur ya da çok üstte çok altta birisidir. O kadarını bilemeyeceğim. Sadece bilinen common kişilerden birisi değil. Çünkü harbiden geniş bir federasyon. Ama <laughs> yani alttaki abimin yorumunda daha da komedi. <laughs> Azizatı yetenekli, zeki ve eğitimli bir Arap kadın olduğu için bunu hak ediyorsun. Allah ee, davulculuk ve e-spor yolculuğunu sana sürekli başarılar versin. Davulculuk ne alaka diye dersiniz, bu ablam bir de cover yapıyor işte. Stairway to Heaven cover'ı falan filan yapıyor gibi de düşünebilirsiniz. Peki burada bitmiyor. Çünkü bana bu ciddi anlamda değişik geliyor. Bu kadar simpi, bu kadar parasının olan birisinin bu kadar az izlenmesi ve hatta ve hatta harbiden güzel bir içerik yapıp bu kadar az izlenmesi bu da bana çok değişik geliyor işte. Çünkü <laughs> yaptığı şeyler popüler şarkılar, 3 Days Grace olsun, şurada Led Zeppelin olsun, System of Down olsun ve hani burada ciddi anlamda böyle sözde büyük paralar kazanan birisi için bana çok az popüler geliyor. E bununla karşılaştırım envantere giriyorum. Arkadaşlar envanter çok tatmin edici. Zaten başlangıçta bir tane stack abim yol çıkıyor. Harbi harbi admin bu arada. Admin grubu da gerçek bir admin grubu. Yani kadın harbiden işi. E, ve Envantere girdiğiniz zaman envanterde de en azından gösterelim mi videoda 138 bin dolarlık eski videoda 153 bin dolardı fakat itemler satılmış değiştirilmiş olabilir o kadarını hatırlayamıyorum veya bilemeyeceğim kontrol etmedim teker teker bahsedilen white lily burada burada katı 14 holomuz var ee, uluma var bir tane gold arabeskimiz var emerald gamma'mız var dragon var katı 14 dignitas var sonra burada Rank 3, e, Imminent Danger var. Blaze, Medusa, Gangnir'miş çok özür dilerim. Gangnir, Fate, Lightning Strike, e, Sıcak Güç, Kat 14'ler. Bu Kat 14'ü de hediye almıştı kendisi. Safirler, Rubiler, Fate'ler yani üstünden kalkamıyoruz yani. Ne, ne yalan söyleyeyim baktıkça düşünüyorum yani. Şimdi bana mantıklı gelen noktalardan bir tanesi ciddi anlamda bu. Ve ne düşünüyorsunuz? Ben ciddi anlamda çok merak ediyorum arkadaşlar. Sizce harbi, harbi bu hediyeleri veren bir dangalak ordusuna sahip mi? Yoksa kendisinin viral olmak için mi kendisinin aldığı şeylere ben hediye aldığım ayağında satıyor diye de sizlere soruyorum. Fikirleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Değişik bir video oldu. Normalde hep The Arbor üstünden gidiyorduk ama bu aralar sanırsam birazcık konuşasım var. O yüzden har var yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.